Hocam, ben geçmişte bir ameliyatta olmuştum. Benim tekrarlayan makat çatlağım var. Kullanmadığım tedavi, gitmediğim doktor, almadığım krem işte kalmadı. Siz ne tavsiye edersiniz? Bunun geçmesi imkansız mı? Gibi sorular yöneltilir. Şimdi öncelikle tekrarlayan bir makat çatlağı olduğu zaman orada aşırı bir basınç artışı ve makat çıkışında bir bozukluk olduğu anlaşılır. Biz buna ODS ya da tıkayıcı tipte dışkılama bozukluğu adını veririz. Şimdi bu şahısta bu dışkılama bozukluğu niçin ortaya çıkıyor? Yani neden tıkayıcı dışkılama bozukluğu oluyor? Öncelikle bunu anlamak gerekir. Burada gelişi güzel. Ya sen zorlanıyorsun. Al şu fitili, al şu kremi. Asla bu şekilde yaklaşmamak gerekir. Burada altta yatan nedenin ne olduğu anlaşılmalı. Altta yatan neden bulunduktan sonra tedaviye başlanmalı. Bu basit bir hemoroid olabilir, bu bir makat çatlağı olabilir, makat sarkması olabilir, rektosel dediğimiz bağırsak fıtıklaşması olabilir, soliter rektal ülser olabilir, anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma problemi olabilir, polipler yani iyi huylu uğurlar olabilir, kanser yani kötü huylu uğur olabilir. Yani bu liste gider de gider, uzar da uzar. Onun için burada rastgele böyle alıp da şunu kullan, bunu kullan asla böyle bir tedavi yöntemi yoktur. Hele hele bizden internet vasıtasıyla bu tür tedavileri talep ederler. Bu kanunen suçtur zaten muayene etmediğin hastaya rastgele böyle bir şey söylemek. Çünkü sen söylersin belki bağırsak düğümlenmesi var. E sen bunu şey yaptın, hasta vakit kaybetti, bağırsak delindi. E o zaman ne olacak? Biz bundan sorumlu oluruz. Veya kanseri var, verirsin, kanserin ilerlemesine sebep olursun. Yine biz bundan sorumlu oluruz. Onun için kanunen hekimlerin internet vasıtasıyla veya muayene etmeden böyle bir hastaya bir tedavi önermesi yasaklanmıştır. Sebebi de budur. Ha böyle işte bu Covid ortamında uzaktan muayeneler falan oldu. İşte gelin bakalım diye hekimler söyledi. Bu zorunluluk karşısında yapılan bir şeydi. Onda da yani alın şunu aylarca kullanın şeklinde hiçbir tedavi söylenmez. Hekim der ki ben şunları düşünüyorum. Gelin bir detaylı muayene edelim. O şekilde yaklaşılır bu tür durumlarda. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece ve sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının gerek ameliyatsız gerek ise ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak istiyor iseniz numaralarımızı arayabilirsiniz.